Odaklanmanın gücü. Şimdi de size neden çoğu insanın hayattan bekledikleri şeyi alamadıklarını anlatacağım. Yoldan geçen birine ne istediğini sorarsanız büyük ihtimalle cevabı "ben istemiyorum" sözleriyle başlayacaktır. "Yalnız olmak istemiyorum, şişman olmak istemiyorum, az aylık almak istemiyorum, yakınlarımla kavga etmek istemiyorum" ve çok nadiren "istiyorum" kelimesini olumsuzluk eki olmadan duyarsınız. Peki neden insanlar ne istediklerinden ziyade istemediklerini düşünüyorlar? Olumsuz düşünmek beynimiz için doğal. Böylelikle bizi tehlike ve risklerden koruyabilir. Bu yüzden de çoğu insan istemedikleri şeylere odaklanarak fikirlerini ona göre ifade etmeye alışıyor. Yalnız onlar beyin hakkında ilginç ve çok önemli bir gerçeği bilmiyorlar. Beynimiz hedeflerine ulaşma sürecinde itaatkar ve çok güçlü bir makine. Her zaman için ne düşündüğünüzü ve ne söylediklerinizi dinler ve otomatik olarak düşündüklerinize göre bir arayışa ayarlanır. Bu şu anlama geliyor: kilolu olmak istemiyorum dediğiniz anda beyin kilolu yönünü görerek onu oluşturmak için fırsat aramaya başlıyor. Belki de kavga etmek istemediğinizi ifade ettiniz. Beyin için istiyor musunuz veya istemiyorsunuz fark etmiyor. Beyin kavga etmek için fırsatlar oluşturacaktır. Hasta olmak istemediğinizi defalarca tekrarlayacak olursanız beyin aniden hasta olmanız için icabınıza bakar. Unutmayın, olumsuz bir şey istemediğinizi söylediğinizde beyninizi olumsuz sonuç almak için yönlendiriyorsunuz. Ve tam tersi, başarılı bir insan gibi düşündüğünüzde her zaman olumlu sonuçlar alırsınız. Ve başarılı insanlar sadece ne istedikleri konusunda düşünür ve konuşurlar. Bu konuda Robert Kiyosaki, Zengin Baba Yoksul Baba kitabında şöyle söylüyor: bir insanın kendini ve düşüncelerini nasıl ifade ettiğine dikkat ederseniz, onun başarılı mı yoksa başarısız biri olduğunu mu hemen anlayabilirsiniz. Eğer gerçekten iyi bir hayat, daha fazla kazanmayı, daha iyi ilişkiler kurmayı, sağlıklı bir beden, iyi bir tatil, mutlu bir ömür istiyorsanız, düşünce ve isteklerinizi olumlu sözlerle ifade etmeye başlamalısınız. Şunu bilin ki çoğu insanın hayattan almak istediği sonuçları alamamalarının en büyük sebebi sahip oldukları düşüncelerdir. Ne istemediğiniz yerine ne istediklerinizi düşünmeniz gerekir. Bu yüzden de olumlu düşünmeyi öğrenin.